Merhaba arkadaşlar, öğrencilerim, velilerim, öğretmen arkadaşlarım, tanıdık tanımadık herkese merhaba diyerekten programımıza, videomuza başlayalım. Bugün sizlere Kosta Kale Zeybeği'ni göstereceğim. Elinden geldiğince Atatürk'ün konuşmalarıyla birlikte 2-2,5 dakika aralığında bazı hareketleri göstereceğim. Rahatlıkla yapılabilir ama etkili, çok güzel, insanın yüreğini hoplatacak figürler var. O figürleri sizler istediğiniz yerde yapabilirsiniz. Örneğin diyelim nişan, düğün varsa orada da yapabilirsiniz. Bizim yapacağımız gibi Cumhuriyetimizin 100. yılı için öğrencilerimizle hazırlanıyoruz. Zaten bu videoya asıl amacım onları hazırlamak. Tabii ki ben bir taşla 2 kuş, 10 kuş, 100 kuş misali vurmaya çalışırım. Bütün herkes öğrensin, yayılsın bu kültürümüz, değerimiz, o zeybeğimiz. Herkes tarafından daha çok sevilip daha çok yaşansın diye paylaşıyorum. İsterseniz hazırsanız başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk başta sahnenin yan tarafında duruyorsunuz. Her zaman şöyle diyeyim size, çoğu zaman sol ayakla başlanır. Tabii ki sol ayağın ayağı atarken bir sağ el önde, sol el arkadadır. Ağırlığımı ne yapıyorum? Öne veriyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4. Burada tabii ki 1 ve 2 ve 3 ve diyebilirsiniz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5. Şimdi Atatürk'ün konuşma anında, şu anda paylaşmıyorum o müziği, en sonunda göstereceğim arkadaşlar. Ben sahneye 5 adımla çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ağırlığımı öne veriyorum. Sol ayağıma, size göre sağ gibi görünebilir ama sol ayağım. Sağ ayağım gördüğünüz gibi şöyle yandan göstereyim. Boşta, parmak ucunda. Yani ağırlığım önde. Bu esnada elim heybetli duruşta. Size küçük bir tüyo, taktik. Gövdenizi ellerinizle şöyle tutarsınız ve yana açarsınız. Ayağımı koyduğum, sol ayağımı, sağ ayağım arkada, bütün ağırlığım önde, elim bu. Heybetli gökyüzüne, seyircinin üst tarafına bakıyorum. Ve müzik yaklaştığı zaman bakın arkaya ağırlığımı veriyorum. Kaldırıyorum sol ayağımı ve buraya şöyle hafif bir dönüşümü sağlayan, torso hareketi yani vücudumun dönmesini sağlayan bir manevra yapacağım. Bir daha gösteriyorum. Eğildim. Ayağımı kaldırdım. Ayağımı koydum. Dönüş yapıyorum. Burada hafif zıplıyorum. Bir daha gösteriyorum. Hemen çapraza doğru manevramı yapıyorum. Bakın. Koydum. Yerimde zıplayıp dönüş yapıyorum. Bu esnada elleri göstermiyorum. Koydum. Dönüş yapıp tak. O zıplama anında vücut kendini döndürüyor. Vücutla birlikte. Torso. Şu göğüs hareketi. Şu manevraya torso diyoruz. Tık. Bu. Şimdi gelelim ellere. Tam. Ağırlığımı attım. Zıpladım. Buraya geldi ve eller tak. Geriye kaldır. Koy. Zıpla. Ve el aşağıdan sağ el geliyor. Sol el de yukarıdan geliyor. Burada önemli olan şurası arkadaşlar. Bakın. Bütün ağırlığı bunda. Sağ ayakta. Bakın. Sol ayağım serbestte. Geri çekildim, attım, zıpladım. Bam. Bakın. Görüyor musun? Bu serbestti. Yani sol ayağım arka tarafta şu anda. Çapraz duruşta. Şöyle eğilse de bütün ağırlığım burada. Bakın. Burada mesele. Bütün ağırlığı eşitlemeyeceksiniz. Arkaya da vermeyeceksiniz. Hafif ön, bütün ağırlık burada.
Bu kısımdayız. Kaldırıyorum. Bakın elim. Bam. Yavaşça çekiyorsun sanki bir şey gerilmiş gibi. Zorladınız, zorladınız, zorladınız. Pat. Göğsünüzle birlikte açabilirsiniz. Tak. Böyle iyice açıyorsunuz yukarıya doğru. Çapraz değil arkadaşlar. Yukarıya doğru. Bu tam burada olacak. Şimdi açıyorum. Burada vurdum. Bakın parmaklarım açık. Sanki o heybet, yani kartalın kanat açması gibi düşünün. Heybeti sağladınız. Avucunuzda bir şey varmış gibi böyle sert bir şey açtınız. Sonra arkadaşlar aynı anda bakın ayakla birlikte sol ayağım, sizin de sol ayağınızı dikkate alın. Arka tarafta aynı anda kalkıp vuracak. Elim burada. Elim burada çekiliyor kalkarken aynı anda bakın. Çekildi, vurdum. Sonra çekili vurduktan sonra ayak, bakın bütün ağırlığın nerede? Sol ayakta. Çünkü sağ ayağımı boşa çıkartıyorum. Gördünüz mü? Bakın ayağım buradayken tak. Bunu vurduğun an, vurduğunuz an bütün ağırlığınız arkaya geçmesi gerekiyor. İlk başta öndeydi. Tık. Öndeydi. Bakın sol ayağım bu ayak. Boşa geldi. Vurdum. Öndeki ağırlık, yani vücudumun ağırlığı öndeyken, sağ ayaktayken sola geçti. İşte bunun orada denge değişiyor bu anda arkadaşlar. Vurduk ve bakın ayağımı kaldırıyorum. Kaldırıyorum. Parmak ucu hafif yere bakıyor. Bakın şöyle. El burada kalkarken elim buraya geliyor. Tabii ki bu esnada yukarıdaki elde yavaşça aşağı iniyor. Tık. Ve vuruyoruz. Terledim. Her şey emek arkadaşlar. Kolay kolay olmuyor. Bir anne baba, öğretmen çocukları, öğrencilerini, çocuklarını çalıştırırken işte şu teli akıtması gerekiyor. Bilmiyorum, ben yapamıyorum diye bir şey yoktur. Bir yerden başlanması gerekiyor. Bunun için yeteneğin olması gerekmiyor. Başla, yapmaya çalış. İstek, mücadele. Gelelim, baştan yapalım. Kolay başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Konuşma bittikten sonra ağırlığımı arkaya veriyorum. Öndeki ayak sol ayağımla birlikte kaldırıp bu kalkıp manevramı sağlıyorum. Burada hafif bir büzüşme gibi değil mi? Eğilme var. Hilal, şöyle az bir hilal. Sanki böyle almışsın, geliyorsun ve burada sanki lastik kopmuş, pat vuruyor. Öyle bir kuvvetle yapıyorsunuz ki işte burada filmin etkilenme anlarından bir tanesi bu. Filmde değil, Zeybek oyunu. Bütün ağırlığım önde. Bacağımı kaldırıp elimle birlikte bakın hafif böyle geriye atıyorum. Vurup bakın hafif esniyorum. Pat! Sanki yukarı çıkıyorum ve esneyip aşağıya vuruyorum. Ayağımı kaldırıyorum. El buraya geliyor. Sol elim, yani yukarıdaki elim buraya geliyor. Buradan bütün ağırlığım şimdi solda. Ve sağ ayağıma geliyor. İkisi birleşiyor. Müziğin belli bir yerinde top atışı var. Burada bakın. Çok etkili olursa görüyor musunuz omuzu? Buradan sanki böyle öyle bir kuvvet alıyorsunuz ki vuruyorsunuz. El böyle silah gibi tutun. Bu. Burada da burada. Yani sol elim burayı tutuyor. Vurduk. Bakın elim burada uzuyor. Dize kadar geliyor. Burada birleşiyor. Sanki şuradan böyle çevirip atıyorsunuz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bazıları diz vurabiliyor. Vurabiliyor. Biz bu şekilde yapacağız. Yani öğrencime uygun olduğu için yapacağım.
Tak. Şimdi buradayız. Vurduğum elimi, sağ elimi geri çekiyorum. Bu esnada bakın, dizlerime bakın. Bakın, parmak ucu parmak topuğunun üstünde dönüyor. Bakın, dönüyor. Vücudum buradan aşağıdan alıyor. Elimi aşağıya inip, bakın buradan daire yapıp gene yukarı eski yerine, hedefine ulaşıyor. Aşağıdan elips çiziyoruz arkadaşlar, bakın. Part. Yani dairesel. Şöyle hafif bir daire var. Bakın. Hop. Aşağıdan alıyor. Yukarıya doğru gene vuruyor. Diz bu tarafa bakıyor. Bakın. Vücut bu. Bam. İkinci hareketi yapıyoruz. Gösteriyorum. Buradayız. Yaptı. Kısaca yapıyorum arkadaşlar. El böyle geliyor. Burada vurduk. El böyle geliyor. Vurdum. Geri çekiyorum. Dizleri iyi takip edin. Buraya bakıyor. Elle birlikte buraya bir anda geçiş yapıyor. Bakın dönüyor. Tık. Sonra elimi aşağıya yaparken dizim, bakın dikkatinizi çekiyorsa, dizim yere geliyor. Yukarı çıkartıyorum elimi. Sanki vuruyormuş gibi. Bam! Buradayken elim, bakın dizlerim bu tarafa yöneldi. Elimi yere alıyorum, vücut aşağı iniyor. Geri çıkartıyorum. Sanki kırbaç vurulmuş gibi. Pat! Dizim yere değiyor. Vuruyoruz. Ayağa kalkıp bir daha zıplayıp bir daha dönüş yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Ay. Vurdum. Kalkıyorum. Burada ayağımla birlikte ayağı geri çekip gene biraz önceki yaptığım gibi bir daha zıplayıp, böyle çok büyük bir zıplama değil, size göstermek için yapıyorum, şöyle küçük bir zıplama ve eski haline geleceğiz. Vurdum, geri çekildim, ayağımı koydum, gene zıpladım, eller ne oluyor? Biraz önceki yaptığım gibi gene çekilmeye hazır. Vurdum, eller hazır, ayağımı dönüş pozisyonu hazırladım, burada hafif zıpladım, koydum, vurdum, kalktım, zıpladım, eller bu şekilde, gene aynı şekilde burada hafif bir eğim yapabilirsiniz, etkileme sanatı, kaldırıyorsunuz göğüs yukarıda, bam! El ve ayağımızı vurduk. Aynı zamanda eş zamanlı olarak vurduk. Bütün ağırlığım arkadaki sol ayağıma geçti. Sol elim yukarıda. Gene sağ elimi dizimle kadar sürüyorum. Solla bir, sol elimle birleşiyor. Sağ el aşağıda. Sol el yukarıda. Buradan sanki itiş alıp vuruyorum. Bu elim de buraya geliyor. Gene çeviriyorum. Tekrar yapıyoruz. Vuruyorum. Sonra gene biraz önceki yaptığımız gibi aşağıya indirip hop vuruyormuş gibi kırbacı pat vurup sol ayağın yanına sağ ayak geliyor. Sol ayakla başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve kalkıyor. Burada ikinci kısım olarak düşünün. Evet. Baştan yapıyorum. Yere koymuş gibi yapıyorum. Vurdum. Ayağımı, sol ayağımı yanına koydum. Sol ayağımla yürüyüşe başladım. 1 2 3 4 5 6 7 Sol ayağımın dizini 2 defa
vuruyorum. Böyle sabit de durabilirsiniz. Daha etkili olsun diye heybetli bir, iki. Eller sağa kalkarken geri dönüş yapıp sola doğru, sonra yine sağ yapabilirsiniz. Bir, geri, iki. Sonra kalkıyoruz, eller havada, sola. Evet arkadaşlar, bu kısım biraz zor. Meşakkatli bir çalışmayı gerektiriyor. Vurduktan sonra ayağa kalkıyoruz. Sol ayağımızı çapraz atıp burada hafif bir zıplama yapıyoruz. Çünkü bu zıplama, çok az bir zıplamayla sağ ayağımızı dönüşünü sağlayacağız. Sol ayağın önüne getirmemiz gerekiyor. Bakın şu. Bu biraz önceki yaptığımız gibi. Ama ince bir nokta var, daha estetik olsun diye. Bir, zıplıyoruz. Sol el buradan geliyor ve sağ el buradan geliyor. Tık, kalkıp pam. Bu hareketi yapmamız gerekiyor. Bir, zıpla, el buradan gelip yukarı, bu da buradan gelip tak, eski haline gelip çapraza geçip sonra sol ayağımızı kaldırıp eller bu şekilde tak, sonra bam, sağ ayak, sol ayak, sağ ayağı geriye atıyoruz, sol ayağı öne atıyoruz, yani yan tarafa daha doğrusu, sonra sol ayağı, sağ ayağımızı önüne atıp yine aynı şekilde hareketimizi tekrarlayacağız. Baştan yapıyorum arkadaşlar. Vurduk. Çok yavaş yapıyorum. Bir, iki. Bakın sol elimi buradan çeviriyorum. Sağ elim de aşağıdan yukarıya doğru geliyor. Bakın bunu yapıyorum. Eğilip ayağımı kaldırıp sonra bir, iki, sağ ayağımı atıyorum. Üç, dört, sol ayağımı öne atıyorum. Ve sağ ayağımı onun önüne gelmesini sağlıyorum. Ve sonra başlıyoruz. Zıplamalar arkadaşlar, bu minik zıplamalar sizin manevra almanızı sağlayacak. Tık. Gördüğünüz gibi. Zıplamalar, bakın farkındaysanız tak, tak. Burada hafif kırıp hemen tık, tak. Bakın burada kaldırıp elinizi sağ el ve sol el arkaya doğru attığınız zaman sol ayak hemen öne gidiyor. Tak. Bir. Evet. Geriye atıyoruz sağ ayağımızı. Sol ayağımızı önümüze atıyoruz. Sonra tık. Ellerimizi açıyoruz. Vurduk. Bakın. Sağ elimle sol ayağım bir, aynı eş zamanlı olarak vurdu. Elim kalktı. Bakın buradayken bir anda bakın iş değişti. Yana doğru elimi uzatmayacağım. Dizimi yana doğru hiçbir şey yapmayacağım. İlk başlık hareketi yapmayacağım arkadaşlar. Burada bakın. Zıplıyorum ve bacağımı açıyorum. Eller açık. Bu esnada top sesi geldiği zaman bakın vuracağım anda topuklarımı kaldırıyorum. Ayak topuğumu kaldırıp elimle birlikte topuklarım birbirine vuracak. Topuklarım yere vuracak. Elimle birlikte bakın. Bu. Burada hafif şöyle hareket yapabilirsiniz. Yani bu estetik hareket. Size kalmış bir şey. Vurdunuz. Sonra bir daha vuruyorsunuz. Sonra aynı şekilde diz vuruyorsunuz. Bunu bir kere yapacaksınız. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Buradayız. Açtık. Vurduk. Eller bu şekilde. Sonra bir daha vuruyorsunuz. Bakın farkındaysanız düz sabit durmuyorum. Bu bana kalmış ya da size kalmış. Böyle de durabilir. Vurabilirsiniz. Sonra dizimi yaklaştırıp vuruyorum. Aynı şekilde gene zıplayıp bu pozisyona getiriyorum. Yavaşça gene açıyorum. Sonra gene vuruyorum aynı hareketle. Geri çekiyorum. Bam. Sonra dizimi vuruyorum. Tak, 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 tak. Eski sahnenin ilk baştaki ana geliyorum.
kalbime dokunup herkese selam veriyorum. Bu kadarcık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olduğunuz her an için de teşekkür ederim. Manevi destekleriniz benim için çok çok önemli. Çocuklarınıza bunu öğretmenizi tavsiye ederim. Tanıdık tanımadık. Bütün velilerime söylüyorum, öğretmenlerime söylüyorum. Bu küçük dokunuşlar bir anda olmaz, bu bir süreç. Ben 2. sınıfta küçük küçük başlayıp 4. sınıfta elimden geldiği kadar fileli oynatmaya çalışacağım. Ama 100. yıl Cumhuriyet Bayramımızda bunu solo şeklinde bir öğrencimiz oynayacak inşallah. Diğer videolarımızda izleyebilirsiniz zaten onları. Prova anını, çalışma anlarını görebilirsiniz. Kendinize iyi bakınız. Her şey için teşekkür ederim. İyi günler size.